Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim bu bölümümüzde Allah nasip ederse sufilerin eserlerinde geçen müstehcen ifadeleri İslam ahlakıyla bağdaşmayan, İslam ahlakıyla bağdaşması mümkün olmayan ifadeleri size anlatmaya çalışacağım. Burada yapmaya çalışacağımız şey şu olacak. Ünlü sufilerin kitaplarında geçen işte bize İslam ahlakını en iyi yaşıyorlar edep denilince akla ilk önce onlar gelir diye tanıtılan sufilerin kitaplarında öyle ifadeler var ki yenilir yutulur gibi değil. Tahammül edemezsiniz. Okumaya tahammül edemezsiniz. İslam ahlakıyla bağdaştığına bırakın bir yana, yani bunu düşünmeyi bırakın bir yana, hiçbir dinin ahlaki öğretileriyle bağdaşmayan ifadeler var. Bununla birlikte e, tabi bu video için e, bir parantez açıp ister istemez şunu da söylemek zorundayız. Buradaki bazı edep dışı ifadeleri alan insanlar, kullanan insanlar bunu İslam'ın aleyhine kullanabilirler. İşte Müslümanlar böyle diyor. Bu da onların ahlaksızlığı. Biraz sonra okuyacağım ifadeler ne kadar ahlaksız ve korkunç şeylerse bunları kullanıp da Müslümanlara saldırmak, İslam dininin böyle olduğunu iddia etmek de ayrıca bir ahlaksızlık. Buna eş değer bir terbiyesizliktir. Maksadımız tasavvuf ehlinin, ehli tarikin Kur'an-ı Kerim'e aykırı yönlerini ortaya koyup onları İslam ahlakına davet etmek. Onların Kur'an-ı Kerim'e ahlakıyla ahlaklanmalarını sağlamak. Bu yolda bir adım atmak. En azından bu konuyu bir tartışmaya açmak. Amacım bu. Ee, kısacası İslam'a davet diyoruz. Kur'an-ı Kerim ahlakına davet diyoruz ve programımıza başlıyoruz. Arkadaşlar şu yerimde görmüş olduğunuz kitap. Şemseddin Tebrizi'nin konuşmalar. Makalat iki ciltlik kitabı. Şimdi dostlar burada burada bir bölüm var. 301. sayfada durumun vehametini ortaya koyan bir açıklama yapılmış. Burada 14. dipnot düşülmüş bir paragrafa. Paragrafın e, bu kısmında şöyle diyor. Bu satırlardan sonra gelen yarım sayfalık farsça metin pek açık sıçık küfür, küfürler ve bugünün anlayışına göre edep dışı öfkeli sözler ile dolu olduğu için çevresinden vazgeçilmiştir. Okurlarımızdan özür dileriz. Bakınız tercüme edemeyecekleri kadar korkunç ifadeler var tercümeye cesaret edemeyecekleri kadar korkunç ifadeler var. Yazar namuslu davranmış, sansür etmemiş, var tercüme etmiyoruz. Aslına bakın demek istiyor. Bugünün anlayışına uygun değil diyerek sanki o gün uygunmuş gibi göstermeye çalışıyor. Yani o da yani işe yaramayan bir güzelleme. Kitabın aslını okuduğunuz zaman korkunç küfür dolu ifadeleri görebiliyorsunuz. Ama sansürlenmeyen, olduğu gibi tercüme edilen bölümler var. Mesela bir tanesini okuyalım. Bu elimde görmüş olduğunuz kitap Arifi'dir. Mevlevilerin bir numaralı tarih kaynağıdır. Burada e, ünlü sufilerin eserlerinden alıntılar, kendilerinden efendim işte e, menkıbeler görebiliyorsunuz. Daha da önemlisi Mevleviler bunu kabullenmiştir, tenkit etmemişlerdir, kabullenmişlerdir, böyledir demişlerdir. Bu eserin içerisinde öyle korkunç ifadeler var ki, bir tanesini okuyalım. Bakınız. Sayfa 384. Bendeki kabalcı yayınlarından çıkmış. Daha önceden e, başka yayın evlerine basmış olduğu geldi. İkicil olarak basılıyor. Tahsin Yazıcı'nın tercümesi. Ama bu da yine Tahsin Yazıcı'nın tercümesi. Mikail Bayram Hoca'nın hocasıdır. Yani alanda yetkin birisidir. Pehleviçe'den yapmış olduğu tercümanı biri şöyle. Sultan Veled'den nakledilmiştir. Bir gün ileri gelen Sufiler, babam Hüdavendigar'a Ebu Yezid Tanrı rahmet eylesin. Ben tanrımı daha sakalı bitmemiş bir genç biçiminde gördüm buyuruyor. Bu nasıl oluyor diye sordu. Burada iki hüküm vardır. Beyazıt Bestami tanrıyı sakalı bitmemiş genç şeklinde görmüş ya da Beyazıt'ın isteği üzerine tanrı onun gözüne genç bir çocuk biçiminde görünmüştür dedi babam. Yine buyurdu ki Mevlana Şems-i Tebrizi'nin kimya adında bir karısı vardı. Bir gün Şems hazretlerine kızıp Meran Bağlar tarafına gitti. Mevlana hazretleri medresenin kadınlarına işaret ederek Haydi gidin Kimya hatunu buraya getirin. Mevlana Şemseddin'in gönlü ona çok bağlıdır buyurdu. Bunun üzerine kadınlardan bir grup onu aramaya hazırlanırken Mevlana da Şems'in yanına girdi. Şems şahane bir çadırda oturmuş kimya ile konuşup oynaşıyor ve kimya da giydiği elbiselerle orada oturuyordu. Mevlana bunu görünce hayrette kaldı. Onu aramaya hazırlanan dostların karıları da henüz gitmemişti. Mevlana dışarı çıktı. Bu karı kocanın oynaşmalarına engel olmamak için medresede aşağı yukarı dolaştı. Yani Mevlana içeri giriyor. Şems e, münasebet halinde Kimya Hatun'la dışarıya çıkıyor. Sonra içeri gel diye bağırdı Şems. Mevlana içeri girdiğinde Şems'ten başkasını görmedi. Bunun sırrını sordu ve Kimya nereye gitti dedi. Yüce Tanrı beni o kadar sever ki istediğim şekilde yanıma gelir. Şu anda da Kimya şeklinde geldi diye buyurdu Şems. İşte Beyazıt'ın hali de böyleydi. Tanrı ona daha sakalı bitmemiş bir genç şeklinde göründü. Yani arkadaşlar Kimya Hatun aslında Kimya Hatun değil. O Allah. Allah da haşa Kimya Hatun'un kılığına girmiş. Şems de söhbe haşa estağfurullah münasebet kurmak için onun yanına gelmiş. Kadın kılına girip onunla ilişkiye girmiş. E Ebu, Ebu Yezid'in yani Beyazıt Bestami'nin yanındaki oğlan da böyle geliyordu. Yani o da Allah'tır. O da onunla ilişkiye girmek için gelmiş. Aklını hayaliniz kabul edebiliyor mu? Yani benim bu İslam ahlakıyla İslam akaidiyle uyuşuyor mu diye ayrıca sormama gerek var mı? Bu korkunç ifadeler Mevlevilerin kitaplarında var. Reddetmiyorlar diyor, sahipleniyorlar. Kitaplar olduğu gibi basıyorlar. E yani müstecenliği ama Bu Allah Allah'a müstehcenliğe ne kadar gitmiş. Yani korkunç ifadeler var dedik ya. Hani adam az önce diyor ya tercüme edemiyoruz. İşte demektirinden bir tanesi bu. Daha da neler var. Çok fazla örneği var. Ben bir tanesini okuyup bırakıyorum. Yoksa bu kitaplarda yüzlerce örnek var. Bakın buraya ben işaret bırakmışım. Bir sürü bir, bir sürü bir sürü bir tane iki tane falan değil. Dolu yani. Dolu. Bir başka örneğe geçelim. Bakınız bunlar tasavvufun ağır topları. Tarikat, hakikat, marifet, hakikat, şeriat, tarikat, marifet, hakikat, El-İbriz. El-İbriz'in marifetlerini okuyacağız. Şimdi arkadaşlar bu elimde görmüş olduğunuz baskının yıllar önce yapılan çevresi, 75'te yapılan çevresiyle aynı. El-İbriz'i okuduğunuz zaman akla hayale gelmedik bir yön korkunç ifadeleri görebilirsiniz arkadaşlar. Şu işaretlediğim yerlerde bir yön müstehcen anlatım söz konusu. Mesela bunlardan bir tanesini okuyalım. Bakın ne diyor. Bir kadınla evlenmek istiyordum. Fakat hakkında hiçbir bilgim yoktu. Durumu şeyhime arz ettiğimde o kadın hakkında bana öyle şeyler anlattı ki onları ancak Allah'ın ve Allah'ın bildirdiği veli kulları bilebilir. Eğlendiğimde cidden şeyhimin bahsettiği bütün sıfatları gördüm. Şeyhim bana bir ara zifaf gecesi ben yanınızda olurum buyurdu. Bunu nasıl bilebilirim diye sorduğumda sana bir alamet bırakırım diye cevap verdi. Zifaf gecesi bir ara evlendiğim hanımın burnundan fazlasıyla kan aktığını gördüm. Sebebini sorduğumda yanlışlıkla sen burnuma vurdun dedi. O dedi. Ondan dedi. Diye cevap verdi. O zaman bunu şeyhimin ruhaniyetin yaptığını anladım ama sebebini idrak edemedim. Zaten akıllı idraklı bir adam olsan senin orada ne işin var diye adama sorman gerekir. Bir başka örnek okuyalım. Ben en sansürlerini okuyorum. Daha feci şeyler var arkadaşlar yani. Çok korkunç şeyler var yani. Mesela şeyhimi ziyarete gittiğimde evinin odalarından birinde beni yanıp beni yanına alıp oturduk. Sohbetimiz hayli devam etti ve uyku vakti gelmiş oldu. Bana uyu dedi ve kendisi ayrılıp başka odaya gitti. Ben de elbiselerimi çıkardım ve sırt üstü uzandığımda yatağımda bir elin beni gıdıkladığını hissettim. Güldüm, o da güldü. Fakat odamda hiç kimse yoktu. Şeyhimin odası alt katta bulunuyordu gülme sesinden o elin ona ait olduğunu anladı. Şeyhinin kendisini taciz etmesini, çıplak vaziyette taciz etmesini keramet diye anlatıyor. Bu kitabı okuduğunuz zaman zaten ilk 80-90 sayfada onun böyle kerametleri çoktur diye de anlatıyor. Burada okuyamayacağım ifadeler var. Buyurun kendiniz okuyun arkadaşlar. Çok rezil ifadeler var. Şimdi yine pek okumak istemediğim, bu yüzden sadece adını vererek geçeceğim. Mesnevi. Yani okuduğunuz zaman ya bu kitabı lütfen yani çoğu çocuğunuzdan uzak tutun. Çok gözümüzden uzak tutun. Öylesine ahlaksız ifadeler var ki okumaya da dinlemeye de tahammül edemiyorsunuz. Ben Mikael Bayram Hoca ile 3 saat yapmış oldum röportajda bu müstehcen yerleri olduğu gibi orada anlatmasını sağladım. Orada anlattı, okudu. Ee, ayrıca şöyle bir şey var. Ee, yine orada Mikael Bayram bana öyle bir şey anlattı ki mecburen yani sansürlemek zorunda kaldım. Yani küfürsüz anlatılmıyor. Ahlaksızlığa iş varmadan anlatılmıyor. Yani bütün dikkatleri aşırı cinsel temalara çekmeden mevzu anlatılmıyordu. Hocam bir kısım kelimeleri, cümleleri sarf ettiyse de ben onları sansürledim. Ama önemli değil. Siz Mesnevi'de, efendim, affedersiniz kabak hikayesi gibi yerleri okuduğunuz zaman, Mesnevi'de işte, mesela diyor ki, adam bir tanesi bir tane şöyle demiş, e, bil ki benim iri cüsseli olduğuma bakma, ben bir ipneyim. Beni araba sürer gibi sür. Çık üstüme bin, zıpla, bilmem ne yap. Bir sürü şey var arkadaşlar. Yani çok fazla. Hatta bende bir kitap vardı burada. Yani orada, yani çok şey göster gösterebiliriz de. Mesela diyor ki Mesnevi'den erotik hikayeler diye bir kitapçık yazılmış. Şöyle o kitap bende var arkadaşlar. Ee, orada orada bütün Mesnevi'deki erotik hikayeler bir kitap çıkacak şekilde anlatılmış. Ayrıca bunu yanına ek olarak şu kitabı da okuyabilirsiniz. Tasavvuf kültüründe e, seks fenomeni diye. Tasavvufta seks fenomeni diye bir kitap var. Orada bu ve benzeri anlatımlar da var. Şimdi tasavvuf da müstehcenlik bayağı bir yaygındır. Yani bildiğiniz gibi değil yani. Bildiğinizin çok ötesinde. Bunun da sebebi şudur. Sufiler genellikle Orta Asya kökenlidir. Hint kökenlidir. Yani uzak doğu kökenlidir. Oradan buraya gelirken oranın cinsellik meditasyonları da İslami kılıflara büründürdükleri için keramet diye çok rahat bir şekilde anlatabiliyorlar. Bir örnek mesela. Bakın arkadaşlar burada Tabakatül Kübra, Evliya Menkıbeleri, İmam-ı Şarani'nin kitabıdır bu. Bunun dördüncü cildini okuduğunuz zaman burada şöyle bir ifade var. Şimdi Dostlar burada bir şey ifade etmeden geçmeyeceğim. İmam-ı Şerhane'nin şu kitabında bakın burada var arkadaşlar bunu gösterebilirim size hemen. Şu kitabı şu kitabında ben bir bölüm okudum. Şu kitabında bir bölüm okudum. Aynı kitap bu. Sonraki baskısı. Bir bölüm okudum. Baktım adamın menkıbesi bir buçuk sayfa. Bir sayfa. Ama aslında bir buçuk sayfa. O buçuk tane var ben bunu merak ettim. Daha sonra daha sonra gittim. Sansürsüz baskısını aldım. Bakın orada ne yazıyor. Ali Vahiş'in sansürsüz baskısında bize neler anlatıyormuş. Burada bir normalde burada bitiyor öbür kitapta ama burada bunun bir devamı var. Bakın ne diyor. Ali Vahiş kimmiş? Ali Vahiş özellikle benlik sahibi olduklarını bildiği kimselere sataşırdı. Bu bapta belde şeyhi ve benzerlerini başta görürdü. Mesela bir belde şeyhine veya benzerine yolda rastlasa, oradan da bir kancık eşek geçse, hemen vahiş hazretleri o eşek üstündeki adamı indirir, belde şeyhinde yakalar şöyle derdi. Şunun başını tut, ona bir şey yapacağım. Şayet belde şeyhi böyle bir şey yapmaktan imtina ederse, Yere çakılır, orada kalırdı. Bir adam dayı atmaya gücü yetmezdi. Sözünü dinleyecek olursa halkın gelip geçtiği yerde o mahcup rezil olurdu. Ali Vahiş'in bir şey yaptığı yoktu. Maksat o belde şeyhinin nefsani gururunu kırmaktı. Burada üstü kapalı sansürlü olarak anlatmaya çalıştığı şey şu. Bunlar kendilerini işte Allah dostu zannedilmesinler diye iğrenç işler yaparlar. Böylelikle veli olduklarını gizlerler ve riyaya kapılmazlar. Gösterişten uzak dururlar. Adam eşekle ilişkiye giriyor. Adam diyor bunun başını tut ona bir şey yapacağım. Eşekle ilişkiye giriyor. Eşekle ilişkiye mevzusu girme ilişkisini Mevlana'dan çok daha tafsilatlı okuyabilirsiniz. Buraya gerek kalmadan okuyabilirsiniz eşekle ilişkiye giriyor. Bu sayede insanlar diyorlar ki hadi canım bundan da Allah dostu olabilir mi diye. Böyle müstehcen anlatımlar bu kitapta çok fazla var. Bu kitapta bir yer var. Okuyayım mı okumayayım mı diye çok tereddüt ettim. Ama okumayacağım. Yani çok rezil arkadaşlar. Yani okunacak gibi değil. İmam-ı Tabakatül Kübra Evliyalar Menkıbesi, Evliya Menkıbesi isimli eserinin 1969-68 baskılarını alırsanız ve 4. cildi okursanız Bakın bu dördüncü cilt benim elindeki. Şurada dört yazıyor. Bunu okursanız Burada okuduklarımın bin katını göreceksiniz. 999 değil. Bin katını göreceksiniz ve emin olun hiç kimseye anlatamayacağınız çok rezil, iğrenç ifadeler var arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Evet. Menzil Kitabevi. Menzil Kitabevi. Bakalım burada ne varmış. Şimdi burada 21. sohbeti açıyoruz. Burada şeyin e, İbrahim Etemin denenmesi diye bir hadise var arkadaşlar. Bakın ne diyor. Bir gün sayfa 120. Sohbetler kitabı sayfa 120. 21. sohbeti okuyoruz arkadaşlar. Bir saniye. Doğru okudum. 20. sohbeti okuyoruz arkadaşlar. Bakın ne diyor. Bir gün Şeyh İbrahim Etemi çağırır. Benim canım şarap istiyor. Falan çarşıda falan dükkanda vardır. Git bana al getir der. İbrahim Etem hiç kalbini bozmadan, itikadını zedelemeden hemen kalkıp söylenen dükkana gider şarabı alır getirir. Şeyhine arz eder. Şeyhi istemiyorum artık canım istemiyor diyerek şarabı reddeder. Haram olduğundan değil yani. İbrahim etem için imtihan devresi başlamıştır artık. Şeyhi onu tecrübelerden geçirmektedir. Yani insanlar insanları tecrübe eder, eğitirler de bu ne Allah aşkına? Allah'ın istemediğini nasıl isteyebiliyorsun? Burada söylenecek çok şey var ama asıl mevzu şimdi geliyor. Aradan bir müddet geçer. Şeyhi onu tekrar çağırarak canım güzel bir kadın istiyor der. İbrahim etem peki kurban diyerek huzurdan çıkar düşünmeye başlar. Şeyhimin emrini acaba nasıl yerine getireceğim diye. Adama sormuyor bunu niye istiyorsun diye. Emrin nasıl yerine getireceğim onun derdi o. Eskiden olsaydı padişahlık zamanında etrafımda birçok güzel kadın vardı. Fakat şimdi ne yapacağım? Şeyhimin arzusu nasıl yerine getireceğim diye düşünüyor, düşüne eve varır. Eve girer karısına hanım kalk en iyi elbiselerini giyin zinetini tak beraberce şeyhimin yanına gideceğiz der. Hanımı hazırlanır beraberce çıkarlar şeyhinin huzuruna vararak efendim emriniz üzere getirdim der. Şeyhi neyi getirdin diye sorunca siz benden genç ve güzel bir kadın istememiş miydiniz? Kendi hanımından daha güzelini bulmama imkan olmadığından onu getirdim diye durumu arz eder. Şeyhi İbrahim Ethem'in hanımını hemen geri gönderir. Yapmış olduğu bu tecrübeyi kafi görür. Yani karısını teslim edecek kadar bu adam bize teslim olmuş, iman etmiş. İtikadını teslim ya da tam olarak ölçen şey hemen İbrahim Ethem'e halifelik verir. İbrahim Ethem zamanın en büyük evliyası olur. Bu adam bu hareket ile zamanın en büyük neyi olmuştur? Bunu da sizin vicdanınıza bırakıyorum. Nasıl olur da sen karıyı teslim ettin diyorsun. Bunu bu şekilde evliya oluyorsun. Şimdi ben bunu okuduğum zaman bana diyorlar ki sen iftira atıyorsun. Orada öyle bir şey yazmıyor. Bir ezberi okuyorsun. Hayır arkadaşlar. Bu kitabın bütün basıları bende var. Buyurun arkadaşlar. Görebilirsiniz. Hepsinde aynı hikaye. Fazlasıyla var. Eksi yok fazlası var. Sansürden kaçıra, kaçıramadıkları yerler de var. Unutmuşlar bazı yerleri sansürlemeyi. Onları da yakaladık. Var yani. Herkesle tartışmayı yapabiliriz. Sorun değil. Şimdi bu Burada anlattığımda şeyi kadın istiyordu. Şimdi tam tersi bir durum var arkadaşlar. Molla Camii'ye ait Nefahat Ölüns. Bedir yayın evinden çıkıyor. Mehmet Şevki ey ki buna ön söz yazmış. Kitabı okumadan yazmıştır herhalde. Ahirette işi çok zor olur yoksa. Neyse o kendi sorunu. kendi uğrasın. Biz bizim ilgilendiren bölüme bakalım. Abdallardan ileri derecede Allah dostlarından bahsediyor ve bakın ne diyor. Abdal tamakasına girmeden önce yerler, içerler, önce nikahlanırlar, çocukları, malları, mülkleri olur. Fakat diyor abdal tabakasına girince artık onlara dönmezler. Bir daha tekrar zevceleriyle eşleriyle muhabbet etmezler. Onlar de riayet etme hususunda son derece ileridirler. Nikah hususunda mübalağa ederler. Hatta öyle ki yabancı kimse evlerine geldiği zaman bir gün veya bir hafta kalsın ve o hanımı ile nikahlanarak onun hakkını versin isterlerdi. Kendi karısını başka bir nikahlıyor. Daha sonra o adam o kadını bıraksın, o kadın da onun kim olduğunu bilmesin. Geza onlar Peygamber Aleyhisselam'dan rivayet edilen sünnetlerin hepsine mükemmel bir şekilde riayet ederlerdi. Yazıklar olsun size Peygamber sünneti de bu muydu? Kendi karısını senin herifine nikahlıyor. alıyor hakkı neyse onu onu böyle cinsel ilişkiye giriyor yani. O yani çok açık. Çünkü nikahtan biz onu Evli adamın karısına nikahlandırır mı? Evli bir kadına nikahlandırır mı? Karıyı nikahladın Bir de nikahlayan kendisi yani. Kendi karısını kendisi veriyor başkasına. Akıl alıyor mu yani? Hakkı neyse onu alıyormuş adam. Kadın da onu tanımıyor, adam da onu tanımıyor. Şimdi ne denir? Kendi karısını elin herifine nikah adama ne denir? Bunu peygamberin sünneti diye anlatan adama ne denir? İşte bu salak salak sapık sapık anlatımlar yüzünden İslam dini imajına zarar veriyorsunuz arkadaşlar. Kusura bakmayın ya. Yani. Kusura bakmayın ya. Yani. Yani çok daha fazla şey söyleseyim geliyor. Sizin hakim oluyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın. Süleyman Uludağ'ın Sufi Gözüyle Kadın Sayfa kaç? Her sayfası birbirinden beter de. Ben bir bölüm okuyayım size arkadaşlar. menaküb Arifi'nde şöyle bir hikaye anlatılıyormuş. Bunu Sufi gözle Kadın kitabını almış. Okuyun bu kitabı, bütün sinir sisteminiz bozulur. Kira Mevlana'nın eşi. Ya Mevlana acaba şehvetten mi kesildi? Melek mi oldu ki bizim yanımıza hiç uğramaz oldu? diyor. Kira Hatun Hazretleri'nin bu duygularını Mevlana'ya malum olur. Mevlana bunu anlar, bu duygularını anlar. O gece eşini ziyaret edip şereflendirir. Kürklenmiş bir aslan gibi Kira Hatun'a peş peşe 70 defa cinsel ilişkide bulunur. Kira hatun bir yolunu bulup Mevlana'nın elinden kurtulup medresenin damına koşar. Mevlana onun ardından gider ve daha tamam olmadı der. Ve daha devamı. Buyurun arkadaşlar. Böyle müstehcen menkıbeler bitmiyor ki yani. 120 yaşındayken bir kızın bekaretini izale eden ünlü zahit Zirir Hubeyşi'nin menkıbesi evliyanın cinsel güçleri verdikleri önemi gösterir. Vesaire vesaire vesaire. burada akla hayale mantığa sınmayacak bir yıl müstehcen hikaye. Ardı arkası kesilmeyen müstehcen hikayeler. Hatırlatmadan geçmeyelim. Cübbeli Ahmet'in bir kitabı vardır. Şifa ayetleri. Tenasül organında okunacak ayetler diye adam inanılmaz bir şey yani. İnanılmaz bir şey. Burada yani aklı ailesi bunu göstereyim size. Görün burada lütfen. Neredeymiş o bir saniye. Tenasül organı için okunacak ayetleri koymuş kitabına. Bir de hiçbir uzu unutmamış ya. Bacak ağrısı, baş ağrısı, sırt ağrısı, bilmem ne ağrısı, şuyun ağrısı, buyun ağrısı. i̇nanılır gibi değil ya. İnsanlar bunları nasıl inanıyorlar? Nasıl bunları işte okuyorlar? İnsan şoka gidiyor. ya. Yani. Baldırlar için, pazılar için, yumurtalıklar için, deriler için, ayaklar için, uyuz için, kan kaybı için, kusma için, bilmem ne için, şu için, bu için alakasız bir sürü şey var arkadaşlar. Bir saniye. Neyse yerini bulamadım arkadaşlar. Baktığınız zaman burada görebilirsiniz bunu. Bir başka örneğe geçelim. Var yani kitaplarda var yani yok değil. Daha önce internette bile aratırsanız o sayfaları bulabilirsiniz. Ben atmıştım zaten onları da internete. Şimdi bakana kadar bir başka örnek vereceğim size. Said Nursi'den. Ee, şu alar söz basın yayın. Bakın ne diyor. Sayfa 265. Eskişehir Hapishanesi'nin bir penceresinden Cumhuriyet Bayramı'na oturmuştum. Karşıdaki liseli mektebi kızlarının büyükleri işte onun avlusunda gülerek raks ediyorlardı. Birden manevi bir sinema ile 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü ve gördüm ki o 50-60 kızlardan ve talebelerden 40-50'si kabirde toprak oluyorlar, azap çekiyorlar. 10 tanesi 70-80 yaşında çirkinleşmiş, gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar. Katli olarak müşahede ettim. Onların acınacak hallerini ağladım. Sen otur da kendi haline ağla kızların iffetinden niye dur Ya yaşamamış bir olaydan ötürü nasıl iffetlerini kirleteceğini söylüyorsun 60-70 sene sonra? Burada da iffet kelimesinin manasını da namus olarak vermiş. Yani onların namussuzluk yaptığını görmüş. Nereden gördün? Hayal gördün. Kendi hayallerini görmüş. Milleti iffetsizlikle, namussuzlukla suçluyor. Bir de onlar için ağladım diyor. Sen otur da bu uydurmalardan ötürü ahirette sonu nasıl olacak? Ona ağla. Dostlar bu konu bu meyanda söylenecek çok şey var. 10 tane daha video yapılabilir. Az çoğa delalet eder. Allah'a emanet olun.